Günaydın değerli izleyiciler. Dolar TL dün ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasıyla 5.73'e geriledi. Güne 5.75 ile başladı. Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında Profesör Doktor Emre Aykin ile beraber kararın açıklanmasının ardından da gün içerisinde önemli değerlendirmelerde bulunacağız. Gelecek olan faiz kararı ile ilgili yeni vergi taslağı meclise sunulmak üzere hazırlanıyor. Efendim taslağın içinde yer alan maddeleri de teker teker parasalda Emre Hocam'la birlikte sizlere aktaracağız. Ben Nazlı Bolak diyorum ve efendim günün ilk parasal programını başlatıyoruz. Hocam günaydın. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam isterseniz önce bugün Merkez Bankası'nın yapacağı bir faiz kararı ile ilgili sizden son gelişmeleri, son değerlendirmeleri alalım. Gerçi tüm hafta boyunca dinledik fakat bugün artık o gün. Vallahi işte büyük gün geldi çattı diye bir haber ondan sonra yazdım sabahleyin, sonra vazgeçtim, onu makaleye çevirdim. Ona sabahleyin de sosyal medyadan paylaştım. Ya büyük gün falan değil, abarttık yine her zamanki gibi. Sabahın çok erken saatlerinde bir televizyon kanalı da bağlandı, bir de yabancı bir kanal bağlandı. Dediler ki efendim 100 bas puanla 200 bas puan arası bir indirim tartışması var, ne diyorsunuz? Dedim tartışma falan yok. Tartışmayı çıkaran bir kaşık suda fırtına koparanlar. Yani Merkez Bankası faizi düşürmeye mecbur. 16,5'lık bir faiz var. Bunu 13,5'a düşürmek istiyor. İstiyor da yapabilecek mi? Bunun için de ne yapıyor? 300 bas puan indirim yapması lazım. Değil mi? Evet. Kaç taksitte yapacak onu konuşuyoruz. Şimdi 175 mi yapar? Aralık'ta 125 mi yapar? Veyahut da Aralık'ta konjonktürün bu kadar iyi olmayacağını beklentisi içinde şimdiden önden yüklemeli bir şey yapar mı? Murat Uysal kullanıyor bu, hı-hı, Sayın Başkan bu cümleyi. Hı-hı. Önden yükleme. Olur mu? Olur. Efendim ama öyle indirim olursa döviz yükselir. Ya nereye yükselir? Kim söylüyor bunları? Neye göre yükselirmiş? Dün hatırı sayılır tecrübeye sahip bazı piyasa aktörleriyle telefon konuşmaları yaptım. Ya hoca diyor 200 puan indirirse diyor kötü olur. Ya niye göre kötü olur? Yani merkez bankasının yedek akçesi gitmedi. Gitti, ona ses çıkarmadınız. Şimdi değerleme hesabındaki para gidecek, ona ses çıkarmadınız. Elimde şöyle iki sayfa vergi, ondan sonra yeni vergiler var. Ona ses çıkarmıyorsunuz da bankaların rahatlaması için gereken faiz indirimini yapacak Merkez Bankası. Ona hop oturup hop kalkıyorsunuz. Ya siz dedim meseleyi nereden seyrediyorsunuz ya? Dün İnegöl'deydim. İnegöl'deki kıymetli sanayiciler, kusura bakmasın, para piyasasının aktörleri onlardan daha basiretli. Başka sorular soruyorlar bana. Döviz ne olacak falan diye soru sormuyorlar. Şimdi reel sektörle para ve sermaye piyasalarının arasındaki bağ 90'larda koptu. Evet. Eskiden reel sektörün kazandığı parayla sermaye piyasaları canlanıyordu. Şimdi sermaye piyasaları diyor ki benim öyle bir paraya ihtiyacım yok. Ben zaten kendi kendime geçiniyorum diyor. Kendi paramı kendim kazanıyorum. Dolayısıyla benim kendi dünyam var diyor. Sen benimle ilgilenme diyor. Sen benim dediğimi yap diyor. Ama hepimiz mecburen çark tersine döndüğü için, yani reel sektör bu sefer para ve sermaye piyasalarından medet umar hale geldiğimiz için paradigmaları doğru bakmayan, doğru oturtmayan, sabahtan akşama al sat yapan insanların insafına kaldık. Var mı bir derinlikleri? Yok. Kaç tanesi ekonomist bunları? Bilmiyoruz. Kaç tanesinin derin finansal bilgisi var? Yok. Ha, mühendisler var. Aralarında onlar iyi. Çoğumaz ondan matematik biliyor. Yani bakınca yani piyasa aktörlerinin çoğu para piyasası ve sermaye piyasası ile ilgili çok tecrübeli. O ayrı mesele. Ama ekonomi öyle çalışmıyor. Yani Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi efendim ulusal parayı destabilize etmek için veya efendim başka bir yerde başka bir hareket yapmak için değil ki, gayet net söylüyorum, bankaları rahatlatmak için. Başka çare yok. Çünkü bu fonlama maliyetiyle eski kredileri ve yeniden yapılandırdıkları kredileri yüzdüremeyecekler. Bence şu an tüm soruları bir cümlede yanıtlamış olduğunu söyleyeceğim. Ya şimdi yani ne alakası var? Yani Merkez Bankası siyasi bir keyiften dolayı ya da Ankara memnun olsun diye faiz indirimine falan gitmeyecek ki. Mecbur. Yani tahsili gecikmiş alacaklar. Taze kredilere dönüşüyor. Evet. Değil mi? Yeni krediler. Evet. Nasıl olacak bu? Fonlama mali. Dün Kerem Alkin'le de telefonda bir bu konu üzerinde bir tartıştık uzun uzun.
O da bir yazı yazmış dün. Diyor ki bir 100-150 olsa tamam. 150 olunca hesap tutmuyor dedim. Çünkü 16,5 değil mi şu evet. an overnight? Yani gecelik faizi Merkez Bankası'nın yani haftalık repo faizi 2,5 düşürdüğün zaman 14'e geliyor. 13,5'a düşürmek için 300 puan lazım. 300 puanı bölelim takside, iki takside. Nasıl olacak? 200-100 ama 150-100 de olmuyor. Yani 125-175 de çok zor. Eğer illa 13,5'a düşürecekse Merkez Bankası fonlama maliyetini Ocak ayına başladığımızda 13,5'la başlayacaksak hayata 2020'ye iki tane hareket yapması lazım. 175-125 ya da 150-150. 100-200 olmaz. Aralıkta 200 bas puan yapacak yerimiz nerede? Yani çünkü enflasyon tekrar çifthaneye dönecek. Sene sonunda doğru. Baz etkisi sebebiyle. O yüzden yani 2020'nin de önemli bir kısmında çifthane gidecek sonra düşecek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şunu düşünmesi lazım. Aralıkta benim faizleri indirecek fırsatım olacak mı? Olmayacaksa eğer şimdiden 200 yapabilir. Eğer yok yine benim fırsatım olur. Evelallah yaparım diyorsa %150 arası bir şey yapabilir. Normal bu ya. Ama 100 yaparsa ya da 100'den aşağı yaparsa sürpriz olur bu. İyi olmaz. Yani onu söyleyeyim. Niye iyi olmaz? Bankalar için iyi olmaz. Bu kadar kamu bankası var değil mi? Evet. Çoğunluğunun fonlama biliyorsunuz imkanları Merkez Bankası'nın imkanlarıyla sınırlı hale geldi. Yani dolayısıyla biraz rica ediyorum hem ekonomistler hem de para ve sermaye piyasasında işlem yapan arkadaşlar. Meseleye böyle faiz düşünce döviz çıkar, işte faiz yükselince döviz düşer gibi böyle basit sebep sonuç ilişkilerinin gerçek dünyayla alakası olmayan paradigmalarıyla bakmasınlar. Rica ediyorum ya. Çık. Ya Amerika ile Türkiye'nin arası bozuldu. Amerikalılar neredeyse Türkiye'yi düşman ilan edeceklerdi. Türkler de Amerikalılar. 5.90 üzerine geçmedi. Aman gözünüzü seveyim. Bu kadar oldu. Niye? Çünkü insanlar döviz almışlar. Çok yüksek evet. fiyatlardı. Zaten satmak için bekliyorlar. Yani doların üzerinde normalde alım baskısı olması lazım. Fakat geçen seneki Ağustos ayındaki türbülansta 6.55'ten falan dolar almış olan var. Yani tabii. 6.55'ten dolar alırsan arkadaş beklersin işte. Neydi Godot'u beklerken diye meşhur bir biliyorsunuz eser var. Beklersin işte gelir mi o fırsat. Gelir bir gün gelir merak etme. Ama yarın gelmeyecek bu. Kısa vadede değil. Mutlaka gelir. Efendim döviz x lira olur mu? Olur. Yani bir gün olur. Beklemeyi biliyorsan olur. Yani çünkü memleketin yani ana trendi hala kırılgan. Yani bakın da yeni vergi paketi niye geliyor? Çok rahatız da ondan sonra kendimize iş uydurduk diye değil. Kamunun ciddi bir finansman sıkıntısı var. İşte Merkez Bankası'ndaki değerleme hesabına göz dikmiş durumda. Ondan sonra eskiden verdiği tüm efendim şeyleri istisnaları hala resmi bir açıklama yapılmadı değil gelecek mi? Gelecek o belli yani. Yani bakın Merkez Bankası'nın web sitesinde değerleme hesabının ne anlama geldiğini görüyorum. Merkez Bankası 200 bas puan indirebilir diyorum. Sen yönetmenim koymuş ama diyorum ki %200 arası olur. Evet %200 arası olur. Ya bunun üstü olmaz altı da olmaz. Olursa şok olur. Yani 100 ile 200 bas puanın çerçevesi dışına çıkıldığı zaman işler iyi olmaz yani. Yani bir tanesi oyda nereden çıktı bu derler. Ya da daha fare doğurdu derler. Bankalar için iyi olmaz yani. Zaten açıklamanın ardından gün içerisinde de hocam tekrardan değerlendiriyor evet. olacağız. Yarın sabahtaki programımıza da devamını getireceğiz. Kesinlikle. Diyelim ve isterseniz bu sabah hepimizin telefonlarına düşen yeni vergi taslağı üzerine sizin değerli görüşlerinizi alalım. Düzenlemenin amacında yer alan maddelerde en çok dikkat eden madde var, değil mi? Evet. Yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması, uluslararası uygulamaları bulunan bazı yeni vergilerin getirilmesi, kurumsallaşmayı teşvik ve ülkemizin rekabet gücünü artırma, istisnaların azaltılması ve vergilendirme kapasitesinin artırılması, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele, beyannameli mükellefiyetin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenmesi ve yetki alınması. Evet hocam, içeriğine teker teker gireceğiz ama sizin ilk izleniminiz ne oldu? Yani şimdi ne desinler şimdi vatandaştan para isteyecekler. Yani Türkiye'de para kazananlardan buna bir mesnet yazmak lazım. Evet doğru bazı vergilere bakıyorum.
Bunlar gerçekten uluslararası normlara ayak uydurmak için yapılan, uzun zamandan beri anlamsız şekilde istisna duran ve istisnaya gerek duyulmayan haller aslında. Kimse buna mesela hakemlerin ücretleri niye istisnada? Kardeşim adam zaten kendi işinden de para kazanıyor. Hafta sonunda derbi maçı yönetiyor. Ondan da ciddi para kazanıyor. Niye istisna ki ya? Hani hakemler çok iyi maaş aldılar da iyi mi maç yönetiyorlar? Soruyorum herkese. Çok iyi maç yönetiyor diyen bir Allah'ın kulu yok. Yani hem de VAR diye bir sistem geldi. Yani televizyon ekranına bakarak bile pozisyonu takip edecekler. Orada da yanlış karar veriyorlar. Ama hakemlere maaş ödüyoruz. Yani gönülle şuradan yapılması gereken işleri para vererek doğru yaptırtmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Çünkü heves yok. Kişinin adaletli karar vermeye hevesi yok. Eyyamcılık yapıyor. Bir o takıma veriyor, bir o takıma. Herkes de hakkının yendiğini düşünüyor. Ve bu yanlış kararları veren arkadaşların efendim aldıkları ücretler istisnaymış meğerse. Heh, duyduk duymadık deme. Maliye Vazine diyor ki artık bundan sonra istisna yok. Vergilerini ödeyecekler diyor. Mesela bu önemli. Şimdi bakayım yani mesela 500 bin lirayı aşması halinde. Ya şimdi 500 bin liraya bak. Brüt kazanç bir de bu. Şimdi 500 bin liranın neti hadi kaba hesapla 300 bin lira olsun. Tamam mı? Ya 300 bin lira ne ki? Ya bunu hiç kazanamayan var da. Yani yurt dışındaki normlar diyorlar. Ya yurt dışındaki gelir dilimleriyle alakası olmayan bir şey. Yani açıkça söylemek gerekirse üst düzey. Yani şirketlerde üst düzey çalışanlar, ortanın üzerinde çalışanlar, hani müdür üzerinde çalışanlar da biz daha fazla vergi alacağız diyor. Şimdi düşünsenize, terfi alıyorsunuz maaş zammı fakat diliminiz bir üste gitmiş. Öyle bir vergi kesiyorlar ki keyfini bile süremiyorsunuz. Mesela üniversitelerde TÜBİTAK, İSKA, Avrupa Birliği projelerinde çalışanlar var. Şimdi bunların ödenekleri var. Bu ödenekleri bilimsel çalışmalar için yapıyorlar. Nasıl ödüyoruz bunları? Mecburen bordroya ekliyoruz. Evet. Oldu mu şimdi başına gelen belaya bak. Niye? Çünkü 500 bin lirayı aşacak diyor ya adam. Milyon dolarlık şey alıyor. Alet, edevat, laboratuvar eşyası bilmem ne falan. Tamam bunlar ödeniyor. Bir de seyahate gidecek. Bir tane uçak bileti kaç para oldu? Şimdi ismini söylemiyorum. Şimdi Milli Hava Yolu'nun. Oralara da geleceğiz evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biraz... Bir tane araştırmacı Türkiye'de. Yapacağı yolculuk için vesaire saha araştırması için gidecek mesela Göbekli Tepe'yi araştıracak. Hı hı. Veya Hong Kong'da sosyal huzursuzluğun sebebi gidecek 3-4 ay oraya oturacak. Ya 200-300 bin liradan aşağı masrafı olabilir mi Allah aşkına? Doğru. Şimdi bunu ödemek için adama diyecekler ki kusura bakma arkadaş başka ödeme metodu yok. Bordronun üzerine ekledik diyecekler. Ne oldu adamın şeyi maaş dilimi 500 bin lirayı aştı. Ne olacak şimdi? Vergiyle cezalandırdık. Nerede bunun istisnası? Yok. Ya yani bilimsel araştırmalar yapar. Sonra diyorlar ki efendim Türkiye bilimde geri. Hiç bilimde geri falan değil. Türkiye'de bilim insanları özel sektörün 10 adım önünde gidiyor. Kimse kusura bakmasın. 5G teknolojilerini bulan Türk. Kansere çare bulan Türk. Nobel ödülü aldı zaten. Okey? Yani bizler gibi insanlar dünyanın yerinde dört dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Türk hanımefendi en önemli tıp ödülünü alıyor. Evet. Mühendislik üzerine inanılmaz şey elektrikli arabalar yapıyoruz ondan sonra vesaire. Yani ve iyi gidiyor bu iş. 165 dolar kilogramlık ondan sonra yarış arabası üretenler var Türkiye'de. Dünya tanıyor biz tanımıyoruz. Ve Türkiye'de bu kadar büyük cevherler var ama siz istisnayı bordroyla tutuyor. O zaman bu tip ödeneklerin bordrodan değil başka taraftan ödenmesine cevaz ver. Nasıl ödeyeceğiz biz bunları peki bu hocalara? Hem bilimde ileri git diyorsun hem de adamın bir projeyle ilgili ödeneğini bordroya yatırtıyorsun bitiyor zaten. Bitti. Evet. Adam diyor ki öyle bir vergi koydunuz ki bana ben üste diyor para verecek hale geliyorum proje için. O zaman nasıl bilimi ilerleteceğiz? 32 sayılı kararı 7 kere değiştirdiğiniz gibi bunu da 7 kere değiştirirsiniz işte. Tamam. Diyorum ki uluslararası uygulamalarda bulunan bazı yeni vergiler gelmiştir. Tamam oldu. Okey ona bir şey demiyorum. Yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması. Bunlar denendi. Çok başarısız olan. Tepki çeken şeyler. Çünkü yüksek kime göre yüksek? İşte demin anlattım. Kıt kanaat geçinen hocalar çok ciddi çok büyük projelere imza atıyorlar. Bunların ödeneklerinden dolayı
Yüksek gelir grubu sayılıyorlar. Adamın cebine 5 kuruş girmiyor ki ya da hanımefendinin. Hepsini gidiyor laboratuvara koyuyor, bir şey yapıyor. Projeye çalışıyor. Sahadaki ödenekler için harcıyor falan. Ama bunlar hiç düşünmeden yapılıyor bunlar. Çünkü bilim gelmiyor aklımıza. Sanat gelmiyor. Kültür gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Yani bu mevzuatı yazan arkadaşların bilim, sanat, spor, kültür falan en son geliyor akıllarına. O yüzden yani hep emekli geliyor. Bilmem İlk gelen ne madde nedir hocam akıllara buna göre baktığınızda? Para. Kim ne kadar para kazanıyor? O futbolcu para kazanıyordu. Şimdi gözünü ona dikmişler futbolcu. Ya futbolcular yıllardır 5 kuruş vergi ödemiyor. Hepsini kulüpler ödüyor. Niye mükellefin kendisinden almıyorsunuz? Kulüplerin ne kabahati var? Ama kulüpler de bunu yapıyor. Sen merak etme, biz senin vergini öderizle başladı bütün bu işler. Ver versin vergisini. Türkiye Cumhuriyeti'ne niye bütün futbolcu eskileri geliyor? Niye geliyorlar? Vergi yok. Vergi cenneti gibi. Vergi cenneti değil. Ağır vergi var da futbolcu ödemiyor. Bana ne diyor? Vergileri diyor kulüp ödesin. Niye kulüp ödüyor ya vergileri? Bordro vergisini ödüyor zaten mecburen. Evet. Onu bütün işverenler ödüyor. Niye senin transferden kazandığın paranın vergisini şey ödüyor? Kulüp ödüyor. Ödemeyecek. Ödememesi lazım. Sonra devam edeyim. Dijital hizmet vergisi taslağı. Eyvah eyvah eyvah. Yani ne diyor? Yani özel iletişim vergisine tabi olan hizmetler var. Zaten onları diyor istisna aldık. Onları çoktan parasını almıştık biz diyor. Ama her türlü reklam, her türlü içerik satışı, sosyal medya sitelerine verilen hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık eden web sitelerine sunulan aracılık hizmetleri. Arkadaş zaten buna siz yani vergisi çalışan varsa bunun üstüne gidin. Özellikle dijital hizmet vergisi taslağı ne yapıyorsunuz? Bana şunu demen lazım. Dijital hizmetlerin vergisini düşürdüm. Bak güzel, devrim gibi. O zaman herkes kayıt altına girer. Ama öyle yapmıyorsun. Kayıt altında olmayanları sen kayıt altına alacaksın. Senin vazifen bu. Sen niye istisna yapıyorsun? Yani vergi, dijital hizmet vergisi. Dijital hizmet vergisi diye bir şey yok ya. Normal bir hizmet bu. Ya çok oldu bunlar alamıyor. Takip et. İşte PayPal'dı bilmem vesaire. Yani takip et. Bak vergiyi almazsam sana iyi günler dediler. Peki dedi adam çıktı. Ve büyük de müşteri kaybetti. Türkiye bir şey kaybetti. O yüzden vergisini versin adam. Ona ikna et. Efendim beyannamede mükellefiyetlerin artırılması zaten bahsettik. Diğer bakayım. Gönüllü uyum vergiye çok önemli. Yani gönüllü uyumu sağlamak. Gönüllü değil ama zorla bu ya. İmrendirici bir şey yok. Efendim kurumlar vergisi oranları önemli. Yani halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belli şartlarda borsaya da işlem gören kurumların ödemesi gereken vergi oranı indir. Bence önemli bu. Çok iyi. Cumhurbaşkanının zaten anayasaya göre vergi oranlarını aynı, yani vergi değişikliği şöyle yapıyor. Oranda değişiklik yapıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya göre yeni vergi çıkarma şeyi yok, gücü yok. Ancak parlamento çıkarabiliyor bunu. Ama mevcut vergileri ne yapıyor? Yükseltebiliyor, düşürebiliyor. Bence çok önemli bir şey. Şimdi değerli konut vergisi. Tamam, olabilir. Çok pahalı konutlarda oturanlar var. Ödesinler bakalım. Hani bu değerlemelere kafayı taktı ya. Şimdi kamu. Değerlenmiş evler, yüksek evler. Bunlardan şimdi para alınacak. İstisnaları söylüyorum. Kamu meskenleri. Okey. Diplomatik mensupların meskenleri. Ne yapsın adam gelmiş Türkiye'de hani bir evde duracak. Hiçbir geliri olmayan ve sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri. Ya bir şey merak ediyorum. Değeri yüksek meskende emekli diye bir şey olur mu ya? Bizim emekli maaşı alıp da sadece bu maaşla geçinen insanların zaten durumu belli. O nasıl yüksek gelir, yüksek bir pahalı bir evde oturacak? Sadece emekli maaşıyla geçiniyor ama milyon dolarlık evde mi oturuyor? Aileden kaldıysa. Ya başka bir türlü aklıma gelmiyor hocam. Konu şu. Tabii ki böyle bir şey olmaz. Ama yüksek değer diye söylenen değerin çok düşük olacağı anlaşılıyor burada. Yani dediğim gibi kimin elinde bir şey varsa ona biz bakıyoruz. Dolayısıyla tabii ki bir sadece emekli maaşıyla geçinen bir kişi 5 milyon dolar evde nasıl oturuyor? Ona bakamaz bile. Onun doğalgazı, elektriği, suyu sadece oradan başladım yani. Doğru. Yani dolayısıyla demek ki bu evlerin yüksek değer olarak belirtilen baremi çok düşük bir yerde kalacak ki daha fazla vergi toplansın diye. Aksi takdirde bir emeklinin yüksek değerli, çok pahalı bir evde oturması çok mümkün değil. Mantık olarak mümkün değil.
Sadece o gerilme. Mutlaka bir yerde bir rant geliri vardır. Başka bir şey vardır vesaire, değil mi? Dolayısıyla da aileden bile kalsa ya oturabilir mi öyle? Başka türlü gelmedi hocam. Mümkün aklıma. Değil. Daha aidat, apartman aidatından başlarım, yetişemez yani. Emekli maaşından daha yüksek apartman aidatı var bazı yer. Demek ki olmuyor. Doğru. Ha, dolayısıyla buna da bakalım. Demek ki burada da yani maksimum para toplamaya yönelik bir yaklaşım içerisinde devlet. Değerli izleyiciler, parasal kaldığı yerden Profesör Doktor Emre Aykin'in yorumlarıyla devam ediyor. Efendim, yeni vergi taslağı meclise sunulmak üzere bizlerle paylaşıldı. Biz de bizim paylaşılan maddelerin üzerinden Emre Hocam'la birlikte parasalda geçiyoruz. Sorular da yağıyor. Yağması çok normal çünkü çok yeni bir şey. Uzun zamandan beri bekleniyordu. Şimdi de biz bunu ilk yayınlayan program olduğumuz için çok normal hocam. Bu daha taslak, haberiniz olsun. Yani bu daha taslak, bu daha değişebilir. Bu sebepten dolayı rakamlar da verilmedi. Burada oranları da bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Bizimle de paylaşılmadı. Meclise sunulana kadar değişiklikler de olabilir. Bunu da altını çizelim. Tamam, bu bizim elimize gelen taslak. Madem öyle, tüm bilim insanları için tekrar ediyorum. Değerli Maliye ve Hazine Bakanım, kıymetli bürokratlar ve bu taslağı yazan kıymetli efendim kişiler kimse, Plan ve Bütçe Komisyonu vesaire oradaki kıymetli milletvekilleri, Allah aşkınıza beni dinleyin. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde birisi bilim adına, insanlık adına, efendim sanat adına bir şeyler yapmak isterse belli projelerle bunu yapıyor. Evet. Bu projelerin mal alım satımında önemli mi diye onu direkt olarak o hesaptan ödeniyor. Fakat bunun farklı sair masrafları oluyor. İşte seyahat masrafları, seyahat içinde yapılanlar, sarf malzemeleri, bunların çoğu böyle çok hızlı işler. Afrika'nın ortasına gidiyor adam, inceleme yapacak. Kongo Brazzaville'de sıfır noktasında havası alınmış iki tüpün içerisinde işte bir şey yapacak adam. Ya bu kadar masrafı dönüp istediğinde ne yapıyorlar? Maliye ve Hazine başka bir şekil şartı göstermiyor ki bize. Hard diye bordrosuna ekliyorlar o parayı. Şimdi adamın normalde aldığı normal maaşı 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira. Bir anda 100 bin liralık sen şeyi koyarsan oraya. Evet. Adamın laboratuvarda harcayacağı parayı veya o deneyi nerede yapıyorsa sahada. E o zaman ne olacak? Bir anda adamın şeyini yükseltiyorsunuz. Yani adamın senelik ya da hanımefendinin senelik bordro, brüt bordro büyüklüğünün üzerine bir de ödeneğini küt diye ekliyorsun. E ne oldu? 500 bin lirayı aştı. E ne olacak şimdi? Hiçbir kabahati yok ki. O kadar bir maaş baremi de yok. Brüt maaşı da o kadar değil. Brüt ücreti. Ama ödeneği başka bir şey göstermiyor Maliye Vazine. Diyor ki bordroya yatıracaksın diyor. Kimse de bulamadı. Başka çare bu. E maaşı o değil ki. Sen bordroya yatırdığın için brüt meblağı büyütüyorsun bir daha. Şimdi ne yapacak? Gelir vergisi beyannamesi mi verecek? 500 bin lirayı ben geçtim, kusura bakmayın. Nerede istisnası bunun? O yüzden babamın bir lafı vardı. Çala kalem bir işi yazmayacaksın. Acaba bunun tarafları nedir? İlk üniversitelere sor. Sordular mı? Hiç bize soran yok. Biz bir yeni vergi taslağı yazıyoruz. Bilime, sanata, spora, kültüre dokunan tarafları var. Şeye uyanmışlar ama. Hakemlerin bayağı senelik kazancı var. Bunlar da bir vergi versinlerdi. O da şeyin cezası. Aldınız bu kadar parayı, doğru dürüst yönetmiyorsunuz. UEFA'da harikalar yaratıyorsunuz. Ama Türkiye'ye gelince çok kötü maç yönetiyorsunuz diyor ki doğru. Kimse kusura bakmasın. Yani niye böyle oluyor? E tabii o telefon ediyor, bu telefon ediyor. Medya baskısı bilmem. Avrupa'ya gittiğinde kimse tanımıyor adamı Arnavutluk'ta. Fransa'da da tanıyan yok. Aslanlar gibi maçını yönetiyor, geliyor. Baskı yok ki üstünde. İyi yani. Sadece görevini iyi yapmaktan başka baskı yok üstünde. Buradaki baskılar öyle baskı değil. Ama tabii hakemin de suçu var mı yok mu? Var tabii o da. O da bir eğitim. Baskı altında kırılan gençler yetiştiriyoruz. Onlar da genç. Benden genç oldukları için. 50 yaşındayım çünkü. E baskı altında kırılan adam yetiştirdim mi? Ondan sonra olmaz. Baskı olmadığı zaman süper performans. Sırtında baskı olduğu zaman performans kötü. E niye? İngiltere'deki adamın canı yok mu? Onlar da hata yapıyorlar ama bu kadar bariz diye. Ya var var. Ekran var, hala hata yapıyorlar ya. Niye? Çünkü kafa orada değil.
Kafa durumu kurtarmakta sürekli. Adaleti sağlamakta değil. Burada da adalet sağlanmamış. Ben bir daha çağrıda bulunuyorum. Bilim insanlarının, sanat insanlarının bir projede ödenekleri için bordrolarına eklenenleri de istisna kapsamına almanız lazım. Çünkü onların maaşı değil. Onların zaten tamamı gidiyor. Onların cebine falan da gitmiyor. Gözünüzü seveyim ama. Yani bir şey çalışırken lütfen doğru düzgün bakın bazı şey. Bak bir tane eksik buldum. Başka sektörler kim bilir neler diyecek. O yüzden bu meclise geldiğinde büyük ihtimalle 6-7 kere değişikliğe uğrayacaktır. O yüzden tekrar söyledim. Tamam. Bu daha bir taslak. Tabii. Daha meclise gidecek. Kurumlar vergisindeki yapılan doğrudur. Yani halka açılmış, halka açılacak olan. Hatta Türkiye'de çok fazla ölçeği küçük şirket var. Bunların birleşmelerine, devralmalarına da çok güzel şeyler var. Siz bunu hep söylersiniz. Ha, var. Yani maliye çıkardı bunları. Evet. Ama kimse bilmiyor. Evet. Mesela bunların üstüne bunun eklenmesi iyi oldu. Yani birleşmeler, devralmalar vesaireler. Hı hı. Bunlarla alakalı vergi istisnaları olduğu gibi aynı zamanda halka açılmayı teşvik etmek amacıyla halka açık şirketlerin çok böyle harika, güzel olanaklara kavuştuğu gözüküyor. Bu iyi bir şey. Yani bunu çok destekliyorum. Bu çok önemli. Demin anlattım. Konaklama vergisi taslağı. Heh, ben ne zaman gelir diye yıllardır bekliyorum bunu. Yani yıllardır bekliyorum. Niye? Amerika'ya gidiyorsunuz. Size bir tane fatura veriyorlar. Otelde kalıyorsunuz. City tax, o tax, bu tax. Yani yok şehir vergisi, belediye vergisi, bilmem ne vergisi, o vergisi, bu vergisi. Bununla alakalı olarak size bir fiyat çıkıyor. Evet. Zaten diyorlar ki bak including city tax diyor. Yani şehrin ortasında otelde kalma bedeli diyor. O zaman git diyor şeyde kal. Banliyö'deki otelde kal diyor. Yani şehrin içini meşgul etme vergisi bu. Çünkü arabayı çağıracaksın bilmem ne falan. İyi okey. Ama bu ne zaman güzel? Vergilerin nereye gittiğini takip edebildiğin ülkelerde güzel. Bizde haşa verginin nereye gittiğini soruyorsun kızıyorlar. Deprem vergisinde yani, yaşadık. İşte verginin nereye gittiğini rahat rahat sorabileceğimiz idarenin de hesap verdi. Ben bunları buraya gönderdim. Diyebildiği yer. Birçok para birçok acayip yerlere gitmiş. Ortaya çıktı. Allah'tan reva diye bunlar değil mi? Dolayısıyla para eğer doğru yere gidiyorsa vatandaş canı gönülden verir. Turist zaten haberi bile olmuyor. Çünkü bu konaklama vergilerinin önemli bir kısmı şöyle demişler. Yani konaklama yapanı değil, konaklatanı vergi mükellefi olarak ilan etmiş. Hı hı. Sen diyor, sen öyle bir vergi vereceksin. İstersen fiyatlarını yansıt, istersen yansıtma. Bana ne diyor? Ki yansıtacak. Yansıtacak mecburen. Evet, ne yapacak mecburen. Bu mani, ya. Yani o yüzden, oteller artık daha da fazla bravo. Pahalı yani, olacak bizler için. Sadece otel olsa iyi, sayayım. Evet. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane, kamping. Burada verilen hizmetlere konaklama vergisi geliyor. Hı hı. Verginin mükellefi konaklama hizmetini sunan, verginin matrahı, geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli. Yani şöyle olacak. Yedi, içti, yattı, kalktı. Bir de bir şey kiraladı bilmiyorum. Bütün bu faturanın üzerinde bir meblağ, onun üzerine de konaklama vergisi gelecek. Şimdi dolayısıyla bu da enteresan. Vergi aylık dönemler itibariyle beyan edilip ödenecek. Yani önce müşteriden tahsil edecekler, toplayacaklar, bunu verecekler. KDV gibi bir şey. Bir sürü karışıklık olur bundan. Haberiniz olsun. Yani keşke, yani şöyle bir şey. Açalım mı hocam o karışıklığı? İdare bana ne bunun diyor teferruatını mükellef çeksin demiş. Ya olur mu öyle şey yani? Siz bir oran belirleyin. Koyun onu, diyor ki fiyatların üzerine bu kadar eklenecektir. Adam da ona göre faturayı kessin. Ona göre ödemesini yapsın. KDV'yi nasıl ödüyorsa öyle ödeyecekler. Hı hı. Yani aylık. Yani diyor ki KDV gibi ödeyecekler bunu diyor. Bu kadar basit. Şimdi ilk önce maliyeye şunu söylüyorum. Bakın normalde yemek paralarının, bakın tüyo veriyorum maliye ve hazine yöneticileri, iyi dinleyin beni. İzliyorlar hocam. Kredi kartını ne yemek paraları biliyorsun taksit olmuyor. Biliyorsunuz değil mi onu? Yani kredi kartından yemek yediğiniz zaman size bir mesaj geliyor. Ondan sonra normalde eskiden işte taksit yapabilirsiniz diye. Tamam değil mi? Şimdi gelmiyor. Niye? Evet. Çünkü istisnalar kaldı. Şimdi niye geliyor bazı yerlerde? Bazı yerlerde yemek yiyorsunuz. Tak kredi kartından çekiyor. Pop mesaj geliyor. Bu harcamanızı
bilmem kaç takside bölmek, iki ay ertelemek için. Allah Allah ya, yemek yedim ben halbuki. Niye biliyor musunuz? Müessese restoran diye gözükmüyor çünkü. Müessese otel diye gözükmüyor. Müessese turistik işletme diye gözükmüyor. Niye gözlümüyorsunuz bunlara peki? Ha, o yüzden şimdi farklı bir yerden geldiniz konuya. Şimdi bir evet, müessese doğru. Bir müessese turistik tesis olarak gözükmüyorsa, hı-hı, nasıl o zaman siz bu ek vergileri koyacaksınız buna? Adam diyecek arkadaş ben turistik tesis değilim. Burası benim yazlık evim. Benim de yazlık evim. Benim de yok yazlık evim demiyor. Bu başka bir işletme diyor. Hı-hı. Bu diyor fotokopici diyor mesela. Ama restoran var. Fiyatı da oradan kesiyor. E bunlara müdahale etmiyorsunuz. Normalde düzgün çalışan zaten vergisini veren insanları böyle cezalandırıyorsun. İlk önce siz tahsil edemediklerinize gidin. Ondan sonra bunları koyun. Hı-hı. Yani tam dünyanın her yerinde var. Yani bu gerçekten bu. Gidiyorsunuz otel faturasının üzerinde işte şehir vergisi, o vergisi, bu vergisi. Gülümsedim vergisi, çok somurttum vergisi var bunlar. Ama yani bunları yapmadan evvel bizim yemek yediğimiz, turistik hizmet aldığımız yerlerin turistik şirket olup olmadıklarını bir kontrol etsinler. Nasıl kesecekler o zaman vergileri? Diyorum ki bakın yemek yiyorum kredi kartımla bana mesaj geliyor. Diyor ki takside bölün diyor. Ya yemek yemeyi değil mi takside bölmüyordu değil mi bunlar? Nasıl oluyor bu? Demek ki satılan malın türünü değiştiriyorlar. Ya da şirket bir lokanta gibi bir restoran gibi gözükmüyor. Yani başka bir şekilde veriyor. Buralardan fiş de isteyin haberiniz olsun. Fiş fatura isteyin. Çok farklı ya. Bir aydınlanma yaşadım ha. Hocam siz bunu niye? Ben çünkü vatandaşın içinde yaşıyorum. Evet. Öyle şey gibi değilim. Gettolaşmadım ben. Evimden çıkıyorum. Metroya biniyorum. Otobüse biniyorum. Muhabbet en ediyorum. Güzeli. Ondan sonra kenarda oturuyorum. Bir tane kafe, restoran, pilavcı, kuru fasulyeci fark etmez. Oturuyorum. Yiyorum ve nakit ödemiyorum. Hep kredi kartıyla ödüyorum. Mahsus ki. Acaba bana bir mesaj gelecek gelmeyecek mi? Ben bir anlamda vergi müfettişi Fahri. Ve bunları ben idareye söylüyorum. Bakın burada yemek yedim böyle. Bazen şirket sahiplerini uyarıyorum. Bak bana böyle bir mesaj geldi gelmemesi lazım. Acilen değiştirin diyorum. Şeyinizi. Yani şirketin ana sözleşmesini değiştirin. Lokanta olarak gözükmüyorsunuz. Ya işte eskiden burası bilmem ne ajansıydı da biz olmaz ama öyle yani. Bir tane post cihazı almışsın, koymuşsun oraya. İsteyene fiş veriyorsun. Olmaz ki ama. Tamam. Dolayısıyla bunun önüne geçirsin. Yoksa olabilir. Yani nasıl olsa müşteri ödüyor. Bunun tahsilatını da müşteriden yapacak kurum. Sonra gidecek otelci, lokantacı şeye verecek. KDV'yi nasıl ödüyorsa o şekilde verecek. Bunda bir beis yok, bir sıkıntı yok. Beyannameler güzel güzel doldurulur vesaire. Bir sıkıntı yok ama bu da öyle. Dijital hizmet vergisi taslağı. Tüylerim diken diken oluyor. Böyle şeyler olduğu zaman yani acaba... Hocam vergide istisna uygulanacak hizmetleri atlamayacağım. Peki, onun söyleyeyim. Sizin yorumunuzu merak efendim, ediyorum konaklama vergisi. Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler, öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler, diplomatik temsilciler, konsoloslar ve uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmet. Tamam bunda bir şey yok. Tabii böyle olacak yani. Yani bence doğru, uygun. Yani yanlış bir şey yok bunda. Yani bence buralarda bir sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Yani her şeyi de eleştirecek halimiz yok. İyi yapılan şeyler de iyi yapılıyor. O yüzden yani. Orayı da okuyalım dedim. Merak etmeyin. Buralarda bir sıkıntı yok yani. Efendim dijital hizmet vergisi taslağı. Allah'ım acaba kim ne düşündü? Yani o da beni korkutuyor böyle. Neden? Çünkü buralarda da trafik yoğun ya. Trafik yoğunsa hop hemen böyle bir ne yapmak lazım? Ondan sonra akan ırmağa bir bardağı doldurmak lazım. Yani ırmak akıyorken. Şimdi dolayısıyla olabilir bir bakalım. Ama şöyle bir şey. Belki de vergilendirilmeyen kazançlar var orada. Ki inanıyorum olduğuna. Ama ben dijital hizmet de alıyorum. Web sitem var. Emrah. Evet. Onun da hizmetini alıyorum. Hepsinde KDV, hepsini ödüyorum. Şirketlerde gayet namuslu çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani öyle. Yani faturalaşma bilmem ne vesaire diye. Yalnız idarenin yaptığı bir hata var. Beni dinleyin ve bunu çok kişi yaşadı. Bu arada Borsa İstanbul 100 bini geçti. Herkese evet. Müjde olsun. Şimdi yıllarca birisinden hizmet alıyorsunuz. O da size fatura kesiyor. Bir gün vergi memuru diyor ki sizin diyor hizmet aldığınız adam var ya diyor. Evet. Size diyor naylon fatura vermiş. Allah Allah diyor. Nasıl oluyor bu? Vermiş işte diyorlar. Böyle böyle. Ama ben banka hesabından sürekli KDV dahil
Ona gönderdim paramı. Ama diyor bize diyor KDV'leri ödememiş. Çünkü diyor bu naylon fatura bunlar. Allah Allah. ne yapacağım? Sen şimdi diyor geriye dönük olarak bu çünkü kod 1'e girdi diyor bu firma. Hı-hı. Sen de kod 1'de inceleniyorsun bu sebeple. Bu adamın diyor ödemediği bütün KDV'yi öde. Ya böyle ceza olur mu ya? Onun ödemediği bütün KDV'yi ödedi. Hı-hı. Anladım. Sen diyor çünkü hizmeti almışsın. Hizmeti alan kişi olduğun için diyor. Hı-hı. Mükellef sensin. Ne oldu? Hani konaklama vergisi taslağında ne diyor? Vergiyi kim ödeyecekti? Hizmeti veren. Evet. Tamam. Ne yapacaksınız mesela? Turiste de naylon fatura kesilmiş. Türk turiste de naylon fatura kesmiş mesela. Ne yapacaksın? O turisti bulacaksın. Sen yıllardır bu otelde kalıyordun. Sana naylon fatura vermişler. Kusura bakma. O yüzden bu adamın ödemediği KDV'leri ve işte yeni konmuş olan konaklama vergisini senden geri alacağım diyemiyorsan madem. Ki diyemezsin. Nereye diyeceksin? Milyonlarca adamı nereden bulacaksın? Niye? Yıllardır düzgün dekontlarıyla ispatlı bir şekilde KDV dahil bu faturalarını ödeyen ama naylon fatura almış haberi yok. Şirkette yıllardır çalışıyor. Ya suçlu değil adam. Anayasaya göre suçun şahsiliği ilkesi var. Hiçbir kabahati yok adamda. Kusura bakma haklısın ama kod 1'desin sen. Sen bunun ödemediği vergileri sen öde. Böyle ceza olur mu ya? Bu nasıl bir maliye anlayışı? Bu nasıl vergilendirme anlayışı? Sen git adamı bul. Adamı bulamıyorsun diye sen şey yapıyorsun. İki defa KDV tahsil ediyorsun adamdan. Zavallı insandan. O kadıncağız işletmesini kurmuş. O adamcağız işletmesini kurmuş. Ona yazık değil mi? Bakın bir daha anlatıyorum. Ne diyor? Otelde kalan adama vergi uygulanacak. Ya da diyor ki bu diyor vergiyi diyor şey ödeyecek. Hizmeti veren. Evet. Hizmeti veren de fatura kesti. Dedi bunu tahsil etti müşterilerinden. İşte şehir vergisi, o vergisi, bu vergi. Tamam. Naylon fatura vermiş meğerse. Yıllarca fırt 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 öyle. Bunlar da ödemişler. KDV dahil ve konaklama vergisi dahil ödemişler. Ne yapacaksın? Sen 7 yıldır bu otele geliyorsun her sene. Ey Michael, ey Barbara. Ondan sonra lütfen sen ondan sonra bu arkadaşın sahte fatura vererek ödemediği KDV ve otel faturası işte otel konaklama vergisini öder misin? Yapamazsın ki bunu. O zaman mükellefe niye yapıyorsun bunu? Yani adam lokantacı balık almış yıllarca birisinden. Adam da fatura kesmiş, faturaları da koymuş, dekontu da arkasına zımbalamış, bankadan göndermiş. Sen mali olarak adamı geliyorsun, denetliyorsun, diyorsun ki bu naylon fatura vermiş, kusura bakma. Sen de ödemişsin bunu doğru görüyoruz dekontlarda da gözüküyor. Ama sen bize bir daha KDV öde. Bir de KDV cezası kesiyorsun adama. Nasıl bir anlayış bu? Sen git adamı bul. Gerçekten o paraları cebe koyan, cebe atan, kaçan adamı bul ona ziyadesiyle ders ver. Cezasını da ver ona. Niye şimdi ceza veriyorsun öbürüne? Şimdi bunlar hep bakın tuhaf anlayışlar. Bunları düzeltmek lazım. Nasıl değil mi? Çok farklı bir yere getirdim. Evet. Ha. Madem bunları koyuyorsun gerekçeleriyle, o zaman bu gerekçelere uy. Kendisine naylon fatura verilmiş bir vatandaşa tutup da kolundan çekip, kusura bakma sen bunun KDV'sini bir kere daha ödeyeceksin diyemiyorsan, bir işletmeye de bunu yapamazsın. Bak, evet. Bu çok önemli. Beni duyun ey maliyeciler. Şimdi bana 1000 tane cevap verirler. Efendim şundan da yapıyoruz, bundan da yapıyoruz. Bakın. Çok teknik konuşuyorlar. Biraz felsefesine inin işin. Bakın diyorum ki bir mağazadan birisi alışveriş ediyor. Kendisine de bir tane fatura veriliyor. Ya da kasa fişi. Sahte. Ama öğreniliyor. Kredi kartıyla da yapmış bunu adam. Ya da kadın. Maliye bunun kapısını çalıp gece yarısı ya da sabaha karşı. Ya kusura bakma. Sen falanca dükkanla alışveriş etmişsin. Ama bu naylon faturaya da fiş kesiyormuş. Senin de ödediğini anladık. Hadi bu KDV'yi bana bir daha öde diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye o zaman onu firmalara yapıyorsun? Senin kabahatin. Denetle. Adam yıllardır orada hizmet veriyormuş. Naylon fatura veriyor. Demek sen göz yummuşsun. Asıl sizden tahsil etmek lazım o paraları. Bak çok net konuşuyorum. Şimdi o yüzden bazı şeylerin gerekçesini yazarken buna göre yapmak lazım. Etkin denetim yapılsın. Hiç karşı değilim. Bakın diyorum ki bazen bir restorana gidiyorum sokakta öyle oturuyorum yiyorum içiyorum çabucak kalkacağım kredi kartını veriyorum o şimdi temassız var temassızdan çekiyorlar
Biliyorsun 50 liraya kadar oluyor. Tak mesaj geliyor. Taksitlendirmek ister misiniz diye. Allah Allah diyorum. Demek ki işletme turistik işletme olarak kendini tescil etmemiş. Ama belediye de görüyor onu. Belediye binasının önünde bile var böyle restoranlar. Bir kontrol edin bakalım. Bir bakın. Bunları yapmadıktan sonra yani etkin denetimi yapmayıp da vergi tabanını genişletmedikten sonra sürekli aynı tabandan daha fazla vergi almak iyi bir şey değil. Bir sonraki dönemin milli gelirini tehlikeye atarsınız. Bak söylüyorum şimdiden. Bir sonraki dönemin milli gelirini çünkü adam da sürekli atarsınız. Benden vergi bari ben iş yapmayayım deyiverir adam. Çünkü iş yaptıkça ceza görüyorum. Gelirim arttıkça bana zenginleştin diyor. Muamelesi yapıyorlar. Nerede zenginleştim diyor. Gelirim arttıkça masrafım da artıyor diyor adam. Yani dolayısıyla insanlara iş yaptırtmak lazım. Korkutmamak lazım. O yüzden bu vergi tasarısında da daha tasarı halinde çünkü bu. Beni duyan milletvekilleri plan bütçe komisyonunda ve beni duyan maliyedeki kıymetli bürokratlar varsa lütfen 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 biraz bunlara dikkat etsinler. Yani çok yani böyle şeyler yapılıyor. Yani yanlış yapmamak lazım buralarda. Hocam sizinle her vergiyle konuştuğumuz yayında özellikle bu aslında yayına ilk başladığımız dönemlerdeydi. Şu soru gelmiş izleyicimizden Nabi Bey'den. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınmalı. O daha mantıklı. Hı hı. Ama böyle olmuyor. Az kazanandan yine aynı vergiyi alıyoruz. Çok kazanandan daha fazla almaya çalışıyor. İsveç'te bunlar oldu patladı. Avusturya'da Niki Lauda memleketi terk etmek zorunda kaldı. Adamın vergisi %117 olmuş. Hesaplayınca matrah böyle çıkıyor. %117. Adam gideyim ben bari demiş ya. Adamı batırdılar. Lauda diye havayolu şirketi falan vardı adamın. Yani memleketi terk etmek zorunda kaldı. Henkel Almanya'da dedi ki başbakana vergileri böyle yapmaya devam ederseniz hele ki dedi bordro vergilerini ben gider şirketin merkezini Londra'ya taşırım dedi. Dedi. Bakalım bizim iş dünyası ne diyecek? Yani. O yüzden devletten medet uman bir iş dünyasıyla zaten yani devlete doğru işleri yaptıracak bilgiler çıkacağını zannetmiyorum ya. Çok net. Büyük işleri yapanlar hep devletten iş alarak yapıyorlar. İşte havalimanları, köprüler, otoyollar vesaire. İnşaatlar, büyük devam, barajlar. Evet. Vesaire. Enerji santralleri falan. Hep devletle bunlar. Devletten iş alan adamın devletin yaptığı bir şeye basiretli bir cevap verebilmesi çok kolay değil. O sayede aynı zamanda da hocam Borsa İstanbul'a bakıyorum. 100.606'ya ulaştı. Güzel güzel güzel. Tabii. Harekatın ardından verilen araların ardından bu yükselişi nasıl görüyorsunuz? Normal, doğal. Normal, yani artık üstümüzdeki o stres düzene kattı. Giriyor mu? Tabii düzene girecek tabii. Dolar 5.75, borsada bir yükseliş var. Diyelim ve konumuza geri dönelim. İstisnaların azaltılması bölümünde gelir vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin liraya aşması halinde beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Burada serbest meslek kazanç istisnası kapsamında. Yani diyor ki senin bir gelirin var ama bir de diyor serbest meslekten elde ettiğin kazanç var. Bunları topladığın zaman 500 bini aşıyorsa aslanlar gibi yüksek gelir seviyesindeki adam gibi vergi vereceksin diyor. Çünkü çoğunlukla artık insanlar serbest meslek yapıyor. Bu da O zaman adam diyecek ki ben kazanmayayım daha iyi. Çünkü gelen vergiyle beraber zaten elime bir şey kalmadı. Zaten şu an oluyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Mesela bir bilanço teslim ediyorsunuz. Evet. Bilançoda hesaplamalar var. Masraflar düşülüyor bilmem. Bir vergi veriyorsunuz. Zaten peşin ödüyorsunuz bu vergiyi. 3 aylık. Kimse hani herkes unuttu bunları. Zaten veriliyor. Sonra idare yeni bir değerlendirme yapıyor. Biz bir daha inceledik diyor. Sen bence diyor bu kadar daha fazla vermelisin vergi diyor. Ekstra vergi çıkarıyor size. İlginç bir şekilde. Bunları yaşıyoruz ya. Yani ekstra vergi çıkarıyor. Zaten oluyor bu. Yani matrah yükseldiği zaman oluyor. Şimdi bu yeni gelenle beraber hayatımıza ne değişecek? Daha çok vergi uzmanlarına sormak lazım. Ama serbest meslek mensupları veya şirketler zaten ödüyorlar. Fazladan fazladan ödüyorlar bunu. Bir de peşin ödüyorlar. Yani peşin peşin ödüyorlar içinde bulundukları yılın vergisini. İdare de geri adım atmak istemiyor. Hani geriye para falan ödemiyor. Mahsup yaparım diyor. Mahsubu da küçültüyor. Yani o yüzden bu da bana biraz enteresan geldi. Buna da bir bakmak lazım ya. Devam edelim istiyorsan.
Hocam bir soru daha geldi. Tabii. Konu biraz değişiyor ama arada da izleyicilerimizden soruları da süremize yer vermek istiyorum. Faizler düşürülüyor ama maaşlara satın alma gücü kazandırmadıktan sonra bir önemi var mı? Kredi alınabilmesi için onu ödeyecek maaş olmalı. Ücret olmalı demek istiyorum. Evet. Çok doğru söylüyor. Yani şöyle bir şey. Bir yatırımcının bir ülkeye yatırım yaparken dikkat ettiği tek şey, iç şey daha doğrusu. Hı hı. İşsizlik ve eksik istihdam var mı diyor. Bu çok net. Böyle bir şey var ise gelmez adam. Yani cebinde para olmayanların olduğu bir ülkeye girip niye yatırım yapsın? Malını satamaz. Dolayısıyla faizler ne kadar düşerse düşsün onu ödeyecek bir gelirin olması lazım. Ne yapacaksın? Yani eğlenceliğine de kredi faizi alınmaz ki. Kredi alınmaz ki. Yani mevduata koy faizini öde, öyle bir şey de yok. Yani dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Yani bu konuda ben hak veriyorum. Yani bir gelir olması lazım insanların ki bir enflasyonun düştüğünü gerçekten hissetsinler. Düşürse evet. Eğer. İki, kredi alacaklarsa da ödeme güçleri olsun. Bu kadar net. Başka soru varsa alayım. Hemen okuyayım hocam. Sadece devlet bankalarının faiz düşürmesi yeterli mi? Özel bankaların da bu düşüşleri aynı oranda indirmeleri daha gerçekçi olmaz mı? İndiriyorlar zaten ama kamu bankalarının vazifesi başkadır. Hatırlatayım. Mesela Halkbank'ın kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk diyor ki esnafa ve tüccara ehven seviyede faiz verecek bir müessese kurulmalıdır diyor. Demek ki vazifesi o. Hani bir kamu bankasının yönetim kurulu başkanı galiba Halkbank'ın demiş ki bu sene kar değil ar yılı demiş. Yani vazifemizi yerine getireceğiz diyor. Çok doğru güzel bir cümle. Bunu eleştirenler oldu ama niye eleştirdiklerini anlamadım. Yani kamu bankasının vazifesi başka. Tabii zarar etmeyecek o ayrı mesele ama toptan zarar etmeyecek. Bazı işlemlerden olabilir kamuya yardım yapmak. Kamu derken vatandaşa yardım yapmak için ama kamu bankalarının faiz indirmesiyle özel bankaların faiz indirmesi arasında motivasyon farklılıkları var. Onu da söylemem lazım. Biri vatan için, millet için yapıyor. Öbürü de ayakta kalayım, kâr edeyim, fayda sağlayayım diye bakıyor. Yani ikisini birbirine karıştırmamak lazım bence. Sorularla sözünüzü kestim hocam. Kusura bakmayın. Yok yok devam edelim. Siz güzel okuyordunuz istisnaları vesaireleri falan. İstisnaları vesaireleri derken zaten sizin dediğiniz bölüme geldik. Spor hakemleri. Ah güzel. Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi öngörülmektedir. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılmaktadır. Ayrıca bu gelirlerin 500 bin lirayı aşması halinde beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Yani 500 bin liralık yıllık brüt kazancı uygun bir zenginlik olarak değerlendirmiş idare. Yani bunun dediğim gibi bordro vergisi vesairesi çıktığı zaman herhalde 300 bin lira gibi olur. İşte 300 bini 12'ye bölün. Bu demiş iyi kazanç diyor yani. 20-25 bin liralık aylık kazanç sağlayanlar Türkiye'de diyor zengindir. O yüzden bunun diyor faturasını ödeyecek diyor. Olabilir ama baştan tekrar ediyorum. Maaş olarak değil, ücret olarak değil. Yapacağı bir çalışma için ödenek alan kişilerin matrağı yükselttiği zaman buna istisna sağlamak lazım diyor. İstisnaya bunu koymamışlar. Bütün hocaların, bütün akademisyenlerin, bütün sanatçıların, bütün kültürle hatta sporla uğraşanların sıkıntısı bu. Arkadaş benim bu gelirim değil ki diyor. Bir kerelik bir diyor proje yapıyorum. Bu projenin diyor ödeneği bu. Şimdi beni diyor niye matrahta diyor farklı bir yere koyuyorsun diyor. Vergi matrağımı diyor bir anda büyütüyorsun. Bir de ondan sonraki sene düştüğü zaman da nerede senin bu para diyecekler. Biz de anlatıyoruz diyorlar. Bir kerelikti o. Bir proje yaptım. Aldım diyor. Göbekli Tepe'ye gittim. Efendim şeyi araştırmalarımı yaptım. Louvre Müzesi'ni ekibi gezdim. 3 gün kaldım. Hı hı. Efendim boya aldım. Vesaire aldım. Çizdim, ettim. Efendim proje yaptım. Laboratuvar testleri uyguladım. Saf malzemesi çıktı. Efendim oradan İnsanlarla sokakta röportaj yaptım, sorular sordum, bir 100 kişiye soru sor. Ya bunların bir maliyeti var. Yol parası verdim. Evet. Sadece uçak değil. Hadi uçak da fatura olur, ödenir öyle de. Başka şeyler de var. Zanzibar'a gittim. Oradaki insanların etnik, antropolojik durumlarını inceledim. Ne yapacak adam ya? Fatura mı var orada? Şimdi alıyor bu ödeneği. Bir yandan ne oluyor? Pat, şeyi artıyor. Matrağı artıyor. Adamı vergi çıktı şimdi. Daha da büyük vergi çıktı. Şimdi eskiden bir vergi vardı, haksız. Şimdi bununla beraber
matrağı yükseltti diye beyanname vermek zorunda kalacak. Tamam değil ama adam diyor ki benim gelirim değil. Nerede bunun istisnası? Şimdi birisi diyecek ki efendim işte TÜBİTAK bilmemesinde onun istisnası var. Yok. İdare acımaz. Net yazmak lazım. Senden kesecekler. Sana bir vergi cezası gelecek ondan sonra. Sen idareye koşturacaksın. Bak TÜBİTAK bilmem ne yazısının bilmem kaçı. Dinlemez idare bunu. Direkt olarak maliye ve hazineyle alakalı kanun içine bunu koymak lazım. Anlamıyor çünkü idare. Ya aynı konuda vergi daireleri birbiriyle çelişiyor. İstanbul 2. Vergi Mahkemesi 2014 yılında çıplak fiyatın üzerine ÖTV'yi giydirip her ikisinin toplamına KDV giydirilmesini sormuş. Bu tuhaf değil mi diye. Anayasa Mahkemesi evrensel ilke olan verginin vergisi alınmaz ilkesini çiğneyerek demiş ki pekala alınabilir. Ne yapacaksınız şimdi? Bu kadar kafa karışıklığının olduğu bir konuda sen falanca yerde yazılmış olan kanunun bilmem kaçıncı maddesini vergi dairesine göstereceksin. Diyeceksin ki vallahi benim istisnam vardı burada. Adam der ki ben anlamam kardeşim, bordronu topladım bu çıktı. Sen vermemişsin gelir vergisi beyannamesi. Nasıl anlatacak derdini? Sanatçı, hoca, kültürle uğraşan kişi, projeyi yüklenen kişi. Zorlaştırmayın böyle işleri. İstisnayı direkt olarak bunun içine koy. Tamam, anlaşıldı değil mi söylediğim benim? Herhalde çok net anlaşılmıştır yani. Hocam bir soru var. Bu yeni vergi taslağının tekrardan yapılmasının ve bu sürede, bu zamanda açıklanmasının sebebi nedir Emre Hocam diye. Para yok. Gelecek seneye hazırlık yapılıyor. Çok net. Yani para olsa Merkez Bankası'nın yedek akçesine, efendim ondan sonra değerleme hesabına falan, yani bakılır mı? Yani birçok yeni vergi icat ediliyor şimdi. İşte o vergisi, şu vergisi, işte yoldan geçtim vergisi, fazla gülümsedim vergisi, beni çok eleştirdim vergisi falan. Yani bunlar mecbur çünkü kamu harcıyor. Kamu harcamayı durduramıyor ki. Kamu bir harcamayı durdursa çok pahalı çalışan müesseseler var. Kamu müesseseleri Türkiye'de. Çok bayağı maliyetli çalışıyorlar. Koca devasa binalar var. Evet. Binlerce insanın çalıştığı. Yani bizim bazı kamu binalarımız Beyaz Saray'ın falan 4-5 katı. Bunu da dün de söylemiştiniz. Yani, bunlar masraf yetişmez. Evet. Amerika'da 300 milyon kişi yaşıyor. Tamam mı? İngiltere'de de neredeyse bizim nüfusumuz kadar nüfus var. Kamu binaları bu kadar büyük değil. Yani büyük olunca bina daha mı yönetiliyor anlamadım ki. Ya da biz mecburen istihdam yaratmak için kamuya adam alıyoruz. Sağmıyoruz. Büyük bina yapmak zorunda mı kalıyoruz? İlla yani idare bunu şatafat zevkü sefadan yapıyor da değil. Sığmıyor insanlar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hani Ticaret Bakanlığı daha önce Ekonomi Bakanlığı kaç tane bina değiştirdi ya? Sığmıyor. Halk Bankası'nın binasını aldılar. Halk Bankası başka binaya geçmek zorunda kaldı. O binada gitti falan. Yani kolay iş değil bu. Doğru. Yani sığmıyor. Yani kamu sığmıyor bir yere. Niye? Çünkü baktı ki özel sektör hem teknolojik gelişmeyle daha az insan istihdam etmeye başladı. Hem de mecali yok. Çok böyle bıçak sırtı bir dengede maliyet yönetiyor. Almıyor insan işi. O zaman diyor ki bari kamu alsın diye. Sürekli kamu işi alıyor. Ne oldu? İşte kamuda birçok sözleşmeli personel var. Kamu memuru olmak istiyorlar. Ya arkadaş siz iş bulduğunuza şükredin. Hani bir de o var ya. Dolayısıyla bu durum tabii çok masraflı bir devlet yapısını bize götürüyor. Ve bu masrafı da karşılamak için vergi toplamak lazım. Bu kadar basit. Bu bir eleştiri değil. Bu bir sonuç. Bu bir gerçek. Bunu böyle eleştiri olarak almayın. Emre Erkin 1.80 değilmiş. Ne? Falan. Değilim. Yani 1.72'yim ben. Allah Allah. Ya 73 ya 72. Bakmadım bile. Yani bu bir gerçek yani bu. İşte Emre Erkin işte şey beyazmış. Aa öyle mi falan. Vay canına ne şok edici. Ya gerçek bu. Yani gerçekle yüzleştiğimiz zaman bu kadar asabi olmamalıyız. Kamu çok fazla harcıyor. Harcadığı için de para toplaması lazım. Bu kadar basit. Şimdi de durum bu. Buna harekatla falan alakası yok. Yani Kuzey Suriye'deki harekata bağlamayalım. Yani bunu zaten Türk ordusu ödeneğiyle çalışıyor. Bu başka bir şey bu. Bu dönmüyor artık sistem. Yani bir para üretmek lazım sisteme ve şöyle bir şey. İstikrarlı gelir yaratma. Bu tek seferlik değil de
İstikrarlı gelir yaratın. IMF de bunu istiyor. Tek seferli gelir yaratmayın diyor. İstikrarlı gelir yaratın, işte bu da burada. Hocam bir soru. Kamu harcamaya devam ettikçe biz ödemek zorunda kalacak mıyız? Evet. Kaçırmıyorsa kıymetli kardeşim, ödemeye devam edecek. Şimdi tabii önemli olan şu. Dünyanın medeni ülkelerinde, biz de medeni olduğumuzu iddia ediyoruz, verilen verginin nereye gittiği araştırılır. Evet. Hesap verir kurum. Buraları harcadı. Bizde hesap vermek diye bir şey yok. Kızılıyor hesap sorduğumuz zaman. Kardeşim benim paramı alıyorsun benden. Değil mi? Çoluğumu çocuğumu okutuyorum. Vergisi var. KDV'si bilmem nesi. Sağa dönüyorum vergi, sola dönüyorum vergi. Tamam amenna. Devletimiz yaşasın. Ama ben soracağım. Yanlış yere harcıyor musun? Öncelikleri doğru tespit ediyor musun? Hı-hı. Onu soramıyorsun, bunu soramıyorsun. Kızıyor herkes. Hayır, sadece iktidarı değil, muhalefeti dahil. Nerelere harcadınız bu paraları peki, ne yapıyorsunuz? Sivil toplum kuruluşlarını, topladığınız aidatları nereye yapıyorsunuz? Odalar, borsalar, değil mi? Efe kooperatifler, soruyorsun kardeşim sen, sendikalar, adam kendine gitmiş, dünyanın en pahalı arabalarından bir tanesini almış, böyle uygun gördüm diyor. Hesap verme alışkanlığı yok Türkiye'de. Sadece kamuya ya da siyasete bakmayın. Özel sektörün kurduğu derneklerde işçileri temsil eden sendikalarda da soramıyorsun ya topladığın paraları nereye harcıyorsun diye. Kızıyor adam. Açıklama yapıyor kendince. Diyor ki bize yakışan buydu diyor. Yani araba olarak mesela. En pahalı, dünyanın en pahalı arabalarını seçiyorlar. Bize bu yakışır diyor. İşte ama işte itibardan tasarruf olmaz diye başlarsa cümle, o zaman herkes de aynı şeyi yapıyor. Hocam kaldığımız yerden yarın sabah da devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın faiz açıklamasında gün içerisinde açıklamanın ardından sizinle tekrardan değerlendiriyor olacağız diyelim ve Parasal'ın ilk bölümünü şu an bitirelim. Değerli izleyiciler, Parasal'ın efendim ilk bölümü sonuna geldik. Gün içerisinde tekrardan karşınızda olmak üzere.